Şimdi dolar 11 lira oldu. Bu şey demek yani aslında Türk lirası düştü. Yani döviz artmadı, Türk lirası düştü. Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek, sizi nasıl etkiliyor? Bence vatanseverlerin hiçbirini etkilemeyecek. Çünkü bizim rızkımızı Allah veriyor. Amerika değil. Onun için bu oynanan büyük bir oyun ülkemizin üzerinde. Çok uyanmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz'da yapamadıklarını, başaramadıklarını ekonomi üzerinden Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Dolar 1 TL'de olsa onlar Erdoğan'ı sevmeyecekler. Siz sevmeyeceksiniz. Dolar 100 TL'de olsa biz Erdoğan'dan vazgeçmeyeceğiz. Soğan, ekmek yeriz, Erdoğan'dan vazgeçmeyiz. O kadar. Bunu kim yapıyor? Yani doların böyle yükselmesinin arkasında kim var? Amerika var, dış güçler var. Erdoğan istemiyor. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Çekemiyorlar. Türkiye artık büyüyor, gelişiyor. Allah muhafaza, Erdoğan gitse Türkiye bitti. 20 yıl geriye gideriz. Bunu genç nesil bilmiyor. Genç nesil o günleri bilmiyor. Ben bile zor, ayan beyan bilmiyorum. Benim annem gece 4'te hastanelere giderdi. 11-12'yi bulurdu muayene sırası. Muayenede olamazdı. Geri gelirlerdi. Veyahut da girdiklerini düşün. Bir film isteseler bir hafta sonra, 3 ay sonra. Bir de onu bekleyeceksin. O yağ kuyrukları, küp kuyrukları. Yani bunu çeken bilir ya. Allah eski günlere döndürmesin. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Sizlerden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Burada karşılaştık. Konuşma fırsatı verdiğiniz için. Allah'ım razı olsun. Teşekkür ederim.